Bir parçacık x ekseni doğrultusunda t'nin sıfırdan büyük değerleri için hareket ederken hızı ve t eşittir eksi t küp artı 6t kare artı 2t denklemi ile veriliyormuş. Parçacık maksimum ivmesine t'nin hangi değerinde ulaşır demişler. İvmesinin ne zaman maksimum değerine ulaştığını bulmak istiyoruz, öyle değil mi? Bize verdiklerini bir kere daha gözden geçirelim. Hızı zamanın bir fonksiyonu olarak vermişler. Küçük bir tekrar yapalım bence. Bize konumu zamanın bir fonksiyonu olarak verdiklerinde, evet bize x t'yi verdiklerinde bunun türevini aldığımızda x üssü t'den yani konumun zamana göre değişim oranından zamanın bir fonksiyonu olan hızı elde ederiz. Hızın türevini aldığımızda ise hızın zamana göre değişim oranını yani zamanın bir fonksiyonu olan ivmeyi elde ederiz. Bize hızı verdiklerine göre bunu kullanarak ivmeyi bulabiliriz. Hemen yazıyorum. Vt eşittir eksi t küp artı 6t kare artı 2t. Bundan ivmeyi, zamanın bir fonksiyonu olan ivmeyi diyeyim, bulabileceğimizi söyledim. Hızın zamana göre türevini alacağız ve bunun için de kuvvet kuralını birkaç defa uygulamamız gerekecek. Hadi bakalım. Eksi 3t kare artı 2 kere 6'dan 12t artı 2. Evet, zamanın bir fonksiyonu olan ivmenin denklemi de bu. Ve şimdi bir de bunun maksimum değerini bulmamız lazım. Denklemi dikkatlice inceleyecek olursanız, bunun ikinci dereceden bir ifade olduğunu ve en yüksek dereceli terimin katsayısının da negatif olduğunu göreceksiniz. Kısacası bunun kolları aşağı yönlü bir parabol olduğunu. Evet, bunu söylemeye çalışıyorum. Kolları aşağı yönlü dedim, hemen çizeyim. Buna benzeyen bir parabolden bahsediyorum ve sizin de tahmin edeceğiniz gibi maksimum değeri de işte tam burada gerçekleşecek. Peki bu maksimum değeri nasıl bulabiliriz? Maksimum değer teğetin eğiminin sıfıra eşit olduğu noktada gerçekleşecek. İşte böyle. Bu arada bunun bu noktadaki çukurluğunun aşağı yönlü olduğunu, ikinci türev testini kullanarak yani ikinci türevin bu noktada negatif olduğunu göstererek de kontrol edebiliriz. Hadi bakalım, ivme fonksiyonunun birinci ve ikinci türevlerini inceleyelim. Renk değiştireyim. İvmenin değişim oranı eksi 6t artı 12'ye eşit olur. Peki bu ne zaman sıfıra eşittir? Evet, iki taraftan 12 çıkaralım. Eksi 6t eşittir eksi 12 buluruz. İki tarafı bir de eksi 6'ya bölelim. T eşittir 2. Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim bazı şeyler var. Bunun kolları aşağı yönlü bir parabol olduğunu biliyorum diyebilirsiniz. Ne de olsa ikinci dereceli terimin katsayısı negatif, öyle değil mi? Buna göre de t 2'ye eşit olduğunda teğetin eğimi sıfıra eşit olur. Yani maksimum noktası budur. Ya da işinizi sağlama almak için ikinci türevi almayı da tercih edebilirsiniz. Bence yapalım. İvme fonksiyonunun ikinci türevi. Evet, bu da eksi 6'ya eşittir. Eksi 6t'nin türevi eksi 6'ya eşittir ve sabitin türevi de sıfırdır. Gördüğünüz gibi ikinci türev her zaman negatif oldu ve bu da parabolün kollarının aşağı yönlü olduğu anlamına geliyor. T eşittir 2'de ikinci türev testini yaptığımızda a üssü 2'nin değeri negatif olur. Yani bunun maksimum noktası olduğunu böylece ispatlamış oluruz. Evet, fonksiyon maksimum değerini t eşittir 2'de alıyor. O halde parçacık maksimum ivmesine t'nin hangi değerinde ulaşır? T eşittir 2'de.